Merhaba, BDK TV'den herkese sevgiler. Ben Yavuz Duman. Bir Yıldızlar Geçidi adlı programımla karşınızdayım. Bugün Havon sınıfı oyuncularımızdan sevgili Ergun Süzen Bey ile beraberiz. Ergun Bey, öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bize öncelikle yer verdiğiniz için. Bizi evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Havon sınıfı oyunculuğuna nasıl başladınız diyelim? Ben de size çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Havvam sınıfına bu kadar değer veriyorsunuz. Oyunculuğa başlama aşaması tamamen o zamanki şartlar altında sinemaya olan tutkumuzla ilgilidir. Evet. Hem bir yandan üniversite öğrencisi, bir yandan sinema tutkusu, ikisi bir arada giderken birden kendimi önce sinema yazarlığı içinde buldum. Film eleştirileri yaparken Ertem Bey ile tanıştım ve Arzu Film'in kadrolu elemanı olarak bir süre sonra kendimi yardımcı yönetmen sıfatıyla firmanın içinde buldum. Bizler öncelikle Ertem Bey'in evinde, Gümüşsuyu'ndaki evinde, ki o evi ofis olarak aynı zamanda kullanırdı, toplanıp uzun sürelerle senaryo çalışmaları yapardık. İşte bu senaryo çalışmalarının içinde de Rıfat Ilgaz'ın o zamanki ünlü Havvam sınıfı romanı gündeme geldiğinde yaklaşık 2 ay kadar bir grup halinde senaryo çalışmalarına bizzat katıldım ve Ertem Bey'le de çalışmaktan o yıllarda büyük keyif aldım. O içimdeki sinema tutkusu, sinema ateşi onun sayesinde gerçekten bir yangına dönüştü. Peki efendim, Tarık Akanlar, Münir Özkullar, rahmetli geçen gün kaybettiğimiz, öncelikle başınız sağ olsun, Ayşen Gurudalar, Adile Naşitler arasında bulunmak nasıl bir duyguydu? Bu senaryo çalışmaları esnasında Ertem Bey'in meşhur Gümüşsuyu'ndaki lokali aynı zamanda bir çalışma ofisi olduğu için bahsettiğiniz hep bu oyuncular Ertem Bey'in evine sık sık gelip ziyaret eder, hatta zaman zaman da bu çalışmalara da katılır, fikirlerine girer sürerlerdi. Ertem Bey eski bir gazeteci olduğu için her türlü fikre açık bir insandı. Ve bütün bu düşünceleri kendisi özümseyip ondan sonra bir kendi kafasında proje geliştirirdi. Bu saydığınız Adile Naşit, özellikle Münir Özkul, keza o zamanki rahmetli senaristlerimizden Sadık Şendil hocamız, sürekli bu çalışmanın müdavimleriydi bizlerle beraber. Ben de genç bir nesil olarak hakikaten onların arasında yaşadığım o anıları ömür boyu hiç unutmadan canlı canlı kendimde taşıdım, kalbimde sakladım. Dolayısıyla o ev bir okuldu, bir sinema okuluydu. Gelen giden hepsi de bize hepsi Yeşilçam'ın kokusunu getiriyordu, Yeşilçam'ın sevgisini getiriyordu. Peki bu filmde oynarken ne gibi zorluklar yaşadınız? Şimdi öncelikle zorluklar o günkü teknolojik imkanlarla ilgili. Evet. Yeşilçam'ın imkanları bugünkü teknolojiye göre asla mukayese bile kabul etmeyecek kadar basitti. Ve büyük özverilerle bu filmler yapıldı. Hem maliyet bakımından hem de kadroların oluşması bakımından. Bir medya unsuru arkamızda yoktu. Dolayısıyla Ertem Bey yine yepyeni yüzler kullanmak istediği için bu filmde gazetelere ilan vermek suretiyle öncelikle Havvam sınıfı öğrencilerini başlangıçta hiç tanınmamış yüzlerden seçti. Evet. Ve bunların arasına Tarık Akan gibi, Kemal Sunal gibi, Halit Akçatepe gibi daha önceden profesyonel deneyimi olan arkadaşları katarak bir harmanlama yapmak istedi ve bu konuda da bence son derece başarılı bir çalışma ortaya koydu. İşte bu zorlukların içinde gelen arkadaşlardan tabii ki o dönemde bu ilanlar üzerine büyük ölçüde Arzu Film'in yazıhanesinin çok sayıda müracaat oldu. Biz o dönemin diğer yardımcı yönetmen arkadaşım Orhan Topçuoğlu ile birlikte bu arkadaşları öncelikle kendi beğenilerimiz ölçülerimize göre seçtik. Evet. Sonra Ertem Bey'e sunduk. Ertem Bey de yanlış hatırlamıyorsam sayısını 28 kişilik kadar bir kadro oluşturdu. Ve bu 28 kişiyle motor dedik. Evet. Ve o günkü şartlarda Adile Sultan Kasrı Özel Çamlıca Lisesi adı altında bu filmin çekimine uygun bir mekan olarak
tespit edilmişti. İşte o mekana bu arkadaşları götürüp bir nevi 15 gün kadar öncelikle onların birbirlerine ısınmalarını, birbirlerini tanımalarını, çünkü hiç sinema deneyimleri yoktu. Ve dost arkadaş olarak o kitle içinde gerçekten bir sınıf atmosferinin yaratılmasını sağlamaya çalıştık. Ne güzel. Peki Ergun Bey, bize filmde oynamış olduğunuz beraber Kemal Sunal, Münir Özkul, Adnan Naşit gibi usta oyunculardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Onların anıları o kadar büyük ki aslında kelimeler onları ifade etmek için çok yetersiz kalıyor. Gerçekten Tarık Akan olsun, Kemal Sunal olsun, Adil Naşit olsun, Münir Özkul olsun, o dönemin en değerli oyuncuları arasında yer alıyorlar. Ve oyun güçleri olarak da bu bizim topladığımız amatör oyuncularımızı o kadar güzel motive ettiler, o kadar güzel destek oldular ki çekimler esnasında hiçbiri yabancılık çekmedi. Sanki yıllardır bir arada aynı sınıfın içinde, aynı okulun içinde yaşayan insanlar gibi onları bir öğretmen gibi, bir görevli gibi okulda benimsediler ve birbirine kaynaştılar. Ertem Bey'in de bu konuda yönetmen olarak çok büyük katkısı vardı. Çünkü bizleri eşit olarak aynı pota altında görmek istiyordu. Kimse kimseden farklı olmasın, aramızda ayrımcılık olmasın. Dolayısıyla herkes birbirine eşit ölçüde yaklaşsın ve bu sıcaklığı filme yansıtabileyim çabası içindeydi. Bunu da bir aynı zamanda gazeteci, bir edebiyatçı olarak son derece başarılı buldum. Tarık Akan'ın anıları açısından Tarık Akan'ı Damat Ferit tipi filmde monte edildi. Şimdi Damat Ferit karakteri, ben biraz da kamera arkasında çalıştığım için daha net olayı özümleyebiliyorum. Aslında romanda olmayan bir karakter. Ayrıca çıkmış bir karakter. Kesinlikle Ağbam sınıfının Rıfat Ilgaz'ın yazmış olduğu romanda olmayan bir karakter. Ve Damat Ferit'in o bebek yüzü, yakışıklılığı ve çok o dönemde de sevilen bir oyuncu olmasından faydalanarak Damat Ferit'e bir dışarıdaki özel ilişkisinden gelen bir bebek hikayesi monte edildi. Böyle bir hikaye aslında bir yatılı okulda tam bir marjinal bir gerilim, marjinal bir komedi, aynı zamanda bir heyecan yaratır. Bebek yüzlü filminde de oynadı. Daha sonra. Evet. Bu bebek yüzlü karakteri Tarık Akan aslında biraz da Ağbam sınıfından sonra verilen bir özelliktir. Gayet tabii. Yani oradaki o delikanlılığı, oradaki o sıcaklığı ve oradaki o yüzünün tazeliği, görüntünün tazeliği Ertem Bey de böyle bir filme, esas esere ilave yapma isteğini ortaya çıkardı. Dolayısıyla bebek hikayesiyle aynı zamanda hep erkek oyunculardan oluşan bir film hikaye bir anda bayan seyircilere de hitap eden hale geldi. Yani daha geniş kitleye ulaşabildi. Çünkü bir örneğin askerlik hikayesi, bir savaş filmi daha çok erkek seyirciye hitap eden yaparsınız. Onların içine duyguyu katabildiğiniz takdirde daha genel, daha kadınlara da hitap edebilen, bayan seyircilere de ulaşabilen bir hikaye ortaya çıkartırsınız. İşte Damat Ferit'in o bebek yüzü, filmdeki o anılar açısından sorduğunuzda bayan seyirciyle bağlantı kurulabilmesi açısından bence çok önemli bir unsurdur. Peki efendim, Tarık Akan'ın Ferit karakteri bundan sonra da devam ettiği bir serileri var. Havvam sınıfından sonra mı devam etti? Gayet tabii. Şimdi Ertem Bey bu konuda çok duygusal bir insandı, çok yaratıcı bir insandı. Ertem Bey'in iki tane benim bildiğim evladı vardır. Oğlu vardır daha doğrusu. Eğer kızları da varsa kendilerini tanıma imkanım olmadı, bağışlasınlar beni. Biri Ferdi'dir, biri Ferit'tir ismi. Dolayısıyla Ertem Bey Tarık'ı kendi evladı gibi o kadar çok severdi ki ona da hep yaptığı filmlerde Ferit veya Ferdi adını kullandı. İşte aradaki bağlantı buradan gelmektedir. Yanılmıyorsam, anılarım beni yanıltmıyorsa ilk Ferit'in kullanılması olayı da Ağbam sınıfında bile olabilir. Ağbam sınıf filmlerinin çekimlerinde senaryoda olabilir. Tarık'ın ötesinde çok daha değerli oyuncularımız var. Yani anı diye sorduğunuz zaman o günkü kadroları tekrar göz önüne getirdiğimizde saatlerce konuşabilecek kadar malzeme var elimizde. Mesela bir Kemal Sunal'ın yine Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndan, Metin Akpınar'daki Alasya'yla çalıştığı tiyatro grubundan
ayrılıp sinemada yeni yeni ısınmaya başladığı dönemlerde yine filmde en az Tarık kadar büyük ağırlığı olan bir görevi vardır. İnek Şaban tiplemesiyle. Kesinlikle. Ve İnek Şaban tiplemesinde de konu yine Ertem Bey'in kişisel müdahalesiyle ikiye ayrılmıştır kitaptan farklı olarak. İnek Şaban kitapta, Habbam Sınıfı romanında hem sınıfın en çalışkanı hem de sınıfın en geç uyananı. Yani aptal kelimesini kullanmak istemedim ama en safı diyelim daha uygun bir şekilde. En saf karakteridir. Ama seyirci bu da ters köşeye yatıyor. Yani ummadıkları bir şeyle karşılaşıyorlar. Burada İnek Şaban tamamen saf ve uyanık. Aslında pırıl zekalı fakat kendisini o şekilde göstererek kendisine avantaj sağlayan bir karaktere büründü. İşte bu da romandan farklı bir oradaki karakter özelliğidir. Şimdi fakat İnek Şaban'ın bir de romanda çok önemli unsuru da çalışkan olması. İnek Şaban'dan boşalan o çalışkan karakterini boncuk karakteriyle evet Ertem Bey'in yine kendi ilavesidir. Yani bir karakterden iki ayrı karakter çıkarmak yine oradaki yönetmenin başarısıdır. Bizler onun o konuda Orhan Topçuoğlu arkadaşım ve ben bizzat sette çalışan yardımcı yönetmenler olarak görevli olduğumuz için özellikle benim o günkü 20 yaşlarında bir delikanlının atmosferi altında oyuncu da sen oynayacaksın Ergun demesi üzerine filme oyuncu olarak katıldığımız yıllardır bunlar. Yoksa biz ekibi orada hazırlayıp çekimler için kamera arkasında görev yapmak maksadıyla orada bulunuyordu. Ama böyle bir sürpriz yaparak bana da çok önemli anılar kazandırdı. Daha farklı boyutlarda bugün gururla ve hakikaten bir düşündükçe mutlulukla andığım güzel hatıralar vardı. Hepsini buradan rahmetle saygıyla ben de buradan anıyoruz. Çok değerli insanlardı. Yani onların yeri gerçekten dolmaz bir yerleri var. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ama bu arada izin verirseniz rahmetli Münir Özkul'u, rahmetli Adil Naşit'i, keza öğretmenler odasında ve sınıfta öğretmen olarak görev yapan o zamanki devlet tiyatrolarımızın ünlü oyuncularını ve Sıtkı Akçatepe'yi, Ertuğrul Bilday'ı, daha şu anda isimlerini Kemal Erduman'ı rahmetle anıyoruz. Diğer öğretmen büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz. Biliyoruz ki o nesil artık bugün hiç yok. Ama anılarda, kalbimizde hep yer etti. Münir Özkul'un keza Kel Mahmut tiplemesiyle karakterdi ki o hiç filmde de aynen kitapta da bu şekilde gelmiştir. Karakteri de filme çok çok büyük bir unsur katmıştır Mahmut Hoca karakteriyle. Hafize ana tiplemesi de romanda çok fazla ön planda olmamasına rağmen filmde ana karakterlerden biri haline gelerek çocuklarla okul yönetimi arasında bir bağlantı, bir köprü kurması bakımından çok önemli bir işlevdir. İşte bunlar hep bir romanın sinemaya aktarılırken ne kadar önemli unsurlar ihtiva ettiğini, aynen satır satır bir romanı filme alamayacağınızı, kendinizden bir şeyler katarak onu sinema diline uyarlamanız gerektiğini çok net örneğidir Habbam Sınıfı filminin bunca yıl yaşaması. Peki Sayın Ergun Bey, Habbam Sınıfı'nı kaç kuşak izledi şimdiye kadar? Filmler şu anda 44 yaşında ortalama. 44 yaşına genel baktığınız zaman genellikle benim kanaatime göre aşağı yukarı bir 4 kuşak, 4 nesil, hatta bu 5 de olabilir. Kesinlikle bugüne kadar Habbam Sınıfı'nı canlı canlı sanki bugün çekilmiş gibi yüreklerinde taşıdılar. Seyrettikçe daha çok keyif aldılar. Seyrettikçe daha çok keyif aldılar. Seyrettikçe yeni şeyler buldular işlerinde. Çünkü duygu vardı. Sırf gülmece değil. İnsanlar kendi hayatlarından bir kesit buldular. Bütün karakterlerle ilgili olarak. Filmde sadece bir yüzü gözüken bir arkadaş bile hep onların yüreğinde büyük bir oyuncu gibi yaşadı. Kesinlikle öyle. Hepsinde öyle. Evet. Zaten sinema dilinde o da çok önemlidir. Bir topluluk filmi çekiyorsanız, bir sınıf filmi, bir grup filmi, oynayan
her karakteri hikayeye dahil edebilirseniz o filmin sinema değeri artıyor ve topluma mal oluyor, unutulmaz hale geliyor. Karakterler artmış oluyor. Gözükmekten öteye katkıları bulunuyor hikayenin görünmesinde. Bu çok önemliydi. Peki Ergun Bey, 2004 yılında çekilen Hababam Sınıfı'nı nasıl buldunuz? Aslında 2004 yılında çekilen Hababam Sınıfı filmleri eski Hababam Sınıfı filmleri bir de ölçüde devam etti. Çünkü bu filmlerin yapımcısı özellikle Ertem Eğilmez'in oğluydu. Yani Arzu filmin ismiyle bu filmler çekildi. Ve aynı mantaliteyle yapıldı. Yeni bir kadro, yeni karakterler, yeni bir ortam aslında oluşturmak amacıyla yola çıkıldı. Hatta son Hababam filmlerinde Ertem Bey'in yanında bu işe soyunmuş olan Kartal Tibet, ki bu senaryo çalışmalarında da sık sık aramızda olmuştur. Çünkü Kartal Tibet'in de, Sayın Kartal Tibet'in de yönetmenliğe geçişinde Ertem Bey'in çok büyük destekleri ve katkıları vardır. Kartal Tibet tercih edildi ve onun yönetiminde Ertem Bey'in yakaladığı çizgiye ulaşılmak için bir çaba gösterildi. Ancak benim kişisel kanaatime göre bu filmlerin, klasik filmlerin yanında biraz geri planda kalmasının en büyük nedeni mekan olarak farklı bir mekan seçilmesi. Eski insanların o gözlerinde, kalplerinde yer etmiş olan mekanın dışında farklı bir sınıf ortamına yaratılması, farklı karakterlere bürünerek, aynı isimler altında olmasına rağmen farklı karakterlere bürünerek yeni yeni tipler çizilmesi ve bu tiplerin de Hababam Sınıfı'ndaki o duygusal atmosferin dışında kalmasından kaynaklandı filmlerin o çizgide olmaması bence. Örneğin orada oynayan bir okul müdürü hiçbir zaman bir Mahmut Hoca olamadı. Bir okul yöneticisi, bir okul öğretmeni hiçbir zaman Hababam Sınıfı'ndaki öğretmenler gibi öğrencilerine aslında sevgiyle bağlı fakat bir yandan da otoritesini korumak durumunda olan insanlar gibi olmadı. Evet. Keza filmde senaryoda kullanılan espriler genelde kendine özgü esprilerden ziyade sıradan bir komedi filminde kullanılabilecek boyutta esprilerle donatıldı. Bunlar hep 2004 yılından sonra yapılan Hababam filmi denemelerini bence klasik filmler seviyesine çıkmamasının en büyük nedenleri olarak sinema tarihinde yerini aldı. Peki efendim, Hababam Sınıfı'nın yeniden çekileceğini haberini aldık. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir acaba? Aslında Hababam Sınıfı bu yıl itibariyle yeniden çekildi. Umuyorum film yakın zamanlara vizyona girecek. Şu anda filmle ilgili aslında gerek medyada gerek arkadaşlarımız olan sohbetlerimizde çok fazla bilgi edinebilmiş değiliz. Bu filmin içindeki karakterler, bu filmin çekim şartları, eski Hababam filmlerinin çizgisinde olup olamayacağını şu anda bilemem. Ancak oyuncu kadrosuna baktığımız zaman gerçekten ve bugünkü Türk sinemasının geldiği noktalarda çok başarılı bir film olma ihtimali son derece yüksek ve gönülden desteklediğimiz bir çalışma. Hababam Sınıfı öyle bir konu ki yıllarca yapsanız tekrarını asla insanlar bu tip hikayelere ilgi duymaktan geri kalmazlar. Dolayısıyla filmin karakterlerinde o duygular, eski klasik filmdeki duygular yakalanmışsa eğer ne mutlu bizlere ki o Hababam dünyası yeni teknolojiyle tekrar karşımıza eskileri de sentez edecek şekilde, birleştirecek şekilde, yeniden hatırlatacak şekilde, o sevgiyi daha da büyütecek şekilde karşımıza gelir. Yani açıkçası bu yeni Hababam filminden ben de çok güzel şeyler bekliyorum. Peki Ergun Bey, Hababam Sınıfı'ndan sonra bayağı bir ara verdiniz. Bundan sonra setlere dönmeyi düşündünüz mü? 1975 senesi Türk sineması için zor yıllardı. Televizyon yeni yayın edilmişti. Şirketler henüz büyük kapitallerle çalışmıyordu. Dolayısıyla sinema aslında büyük ekonomik zorluklarla yürüyordu. Bizlerin de o dönemde eğitim aşamasında olan gençler olduğumuz dikkate alındığında kendimizi özellikle sinemanın dışında belirli bir kariyer alanında yetiştirmek zorunda bıraktı. Yani sinemadan
ekonomik ve gelecek olarak çok fazla bekleyebileceğimiz bir ortam bize vaat etmiyor. Dolayısıyla Hababam Sınıfı çekimlerinden sonra ben Arzu Film Amatör Sinema Merkezi'ni kurdum. Ertem Bey'in desteğiyle o filmde oynamış olan arkadaşlarımla toplanarak daha kısa metrajlı çalışmalar, daha farklı çalışmalarla onları canlı tutmaya, sinemanın içinde tutmaya, sinema dünyasının içinde tutmaya çalıştık. Ancak yine dediğim gibi ekonomik koşullar bu kuruluşun da çok uzun boylu yaşamasına el vermedi. Kısa metrajlı film çalışmalarımız gerçekten oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin Hisar Kısa Film Şenliği'nde Telefon İçin isimli bir kısa filmimle, 12 dakikalık bir kısa filmimle ödül aldım, ikincilik ödülü aldım. Onun dışında yine fotoğrafmanların o dönemde çok yaygın olması nedeniyle biraz ekonomik açıdan bizi desteklemesi için 4 tane kadar fotoğrafmanda yönetmen olarak çalıştım. Banka reklamlarında birkaç kısa metraj film çalışmalarım oldu. Bunu hep tamamladığım zaman ilk koştuğum yine hocam Ertem Eğilmez'di. Yine onun ofisine gidip, hocam ben böyle bir çalışma yaptım, bana düşüncelerinizi aktarır mısınız dediğim zaman hep beni övgüyle karşıladı, hep beni destekledi. Ama geçen zaman bizi daha çok üniversiteye, hukuk fakültesinde okuyordum bu dönemde. Üniversiteyi bitirebilmem için daha yoğun çaba sarf etmem gerekiyordu. Ve sinemada maalesef ekonomik de engeller nedeniyle ayrılmak zorunda kaldık. Tam her şey anılarda kaldı derken Hababam Sınıfı o kadar canlı peşimizden geldik. Bizi hiçbir zaman sinemanın dışında bırakmadı. Hep bizi toplum Hababam Sınıfı olarak benimsedi, kucakladı ve o sevgiyle de bugüne kadar sinemayı manevi yönden çok güzel boyutlarda yaşattı. Peki efendim. Ergun Bey, BDK TV'nin yönetmeni Sayın Tümer Düştü'nün size bir plaket ödülü var. Kendisini buraya davet ediyorum. Sevgili Tümer Bey, sevgili Ergun Bey'e plaketini takdim ediyor. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle Ergun abiye çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada ağırladığı için, misafir ettiği için. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu plaketi kendisine vermek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Hababam'a verdiğiniz her türlü değer. Bütün Hababam grubu arkadaşlarım için, bütün şu anda yaşayan arkadaşlarım için bu ödülü kabul ediyorum. Anımızda olmayan arkadaşlarımız için de, rahmetle andığımız arkadaşlarımız için de eminim manevi olarak onların da huzurlarında evet, bu ödülü saklayacağız. Tekrar saygılarımı ve sevgilerimi sizlere iletiyorum. Daha eminim nice yıllarca Hababam sevgisi nesilden nesile dileriz. İnşallah. Sizin sayesinde devam etsin. Size çok teşekkür ederiz. BDK TV'ye vermiş olduğunuz röportaj için. Son kez bir şeyler söylemek ister misiniz? Hababam sevgisinin ömür boyu yaşamasını, bizden sonraki nesillerde de aynı şekilde daha da güzel filmler yapılarak, evet, daha da güzel konularla, daha da güzel Hababamlarla devam etmesini canı gönülden istiyoruz ve özellikle siz genç nesilden bunları yürekten bekliyoruz. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet sevgili BDK TV izleyicileri, bugün Hababam Sınıfı'nın boncuk karakterleri sevgili Ergun Süzen Bey'le beraberdik. Kendisine evine konuk ettiği için çok çok teşekkürler ediyoruz. Bir başka programda görüşmek, buluşmak ümidiyle esen kalın.